Washington Post, Doğu Türkistan'daki cezaevlerinin artmaya devam ettiğini bildirdi. Gazete muhabirleri geçtiğimiz ay Doğu Türkistan'da Kaşgar'ı ziyaret ederek bir dizi haber yayınladı. Washington Post'un Kaşgar ziyaretiyle ilgili 23 Eylül'de yayınlanan rapora göre, Çinli yetkililer Kaşgar'daki büyük ölçekli kampların veya hapishane binalarının sayısını arttırmaya devam ediyor. Kaşgar'da 60 dönümlük bir alana inşa edilen ve bu yıl Ocak ayında hizmete giren 13 katlı bir kamp binası fotoğraflandı ve kampın 10 bin kişilik kapasiteye sahip olduğu kaydedildi. Washington Post'tan yapılan açıklamada Doğu Türkistan'a yapılan ziyaretler ve Canberra merkezli Avustralya Strateji Araştırmaları Enstitüsü'nden gelen kanıtlar, uluslararası baskı ve eleştirilerin Çin'in bölgedeki katı ve sistematik zulüm politikalarını durdurmaya yaramadı deniliyor. Bilgilere göre Washington Post muhabirleri Kaşgar'da yeni inşa edilen kampların eski kamplarda bulunanlara göre gözetim ve gözetleme tesisleri bakımından daha geliştirilmiş teknolojik sistemle yönetildiğini, gözetim kulelerinin ve tel çitlerin daha fazla örüldüğünü gösterdi. Hollanda'da yaşayan bir kamp tanığı Kalbinur Sıddık, Çin Komünist Partisi'nin kardeş aile politikasının cinsel taciz yönünde devlet destekli bir kitlesel tecavüz planı olduğunu ortaya çıkardı. Geçen yıl Aralık ayında Avrupa'ya kaçan Kalbinur Sıddık, Bitter Winter Network'e verdiği röportajda Uygur Türklerinin nasıl izlendikleri, evlere yerleştirilen Çinliler tarafından nasıl cinsel tacize uğradıkları, ahlaksız davranışlarda ve taleplerde bulunduklarını dile getirirken reddedenlerin hapse atılarak işkence yoluyla hiç işlemediği suçları itiraf etmeye mecbur edildiğini aktarıyor. Bitter Winter'a göre Kalbinur Sıddık Hanım'ın beyanları Doğu Türkistan'ın güneyindeki Uygur erkeklerinin çoğunun kamplara götürüldüğünü ve kadınların evde yalnız kaldığını, kardeş aile projesinin 2017'den beri yürürlükte olduğunu ortaya koyuyor. Çin resmi kaynaklarına göre 2018-2019 yılları arasında 1.2 milyon Çinli kadronun Uygur ailelerine görevlendirildiği biliniyor ve hayatta birlikte propagandasıyla Uygurlar yaşamın her alanında çok ciddi suistimal ve ağır sorunlarla karşı karşıya yaşamaya mecbur ediliyor. Reuters tarafından bildirilen habere göre Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı, Çin'in en büyük Yongo üreticisi yerli iletken üretim uluslararası şirketi CIMIC'in aldığı ekipmanların askeri amaçlarla kullanılabileceğine dair kabul edilemez bir risk olduğu kanaatine vardıktan sonra varlık listesine ekledi. Karar, ABD bilgisayar çipi şirketlerinin ihracat lisansı olmadan CIMIC'e teknoloji ihraç etmesini engelliyor. CIMIC varlık listesine konan en son büyük Çin firması. Trump yönetimi telefon üreticisi Huawei'yi 2019'da listeye ekledi. The Wall Street Journal'a göre ticaret departmanı Cuma günü bilgisayar çipi endüstrisine gönderdiği bir mektupta CIMIC'e ürün ihracatının Çin Halk Cumhuriyeti'nde askeri bir son kullanıma yönelik kabul edilemez bir sapma riski oluşturacağını yazdı. Çin'in güneybatısında bir kömür madeninde karbon monoksit zehirlenmesi sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi. Xinhua'da yer alan habere göre yetkililer ülkenin güneybatısındaki Chongqing kentinin Xinjiang bölgesindeki maden ocağında kayışların yanması sonucu karbon monoksit seviyesinin aşırı yükselmesi nedeniyle 17 kişinin mahsur kaldığını bildirdi. Mahsur kalanlardan 16'sının hayatını kaybettiğini belirten yetkililer bir kişinin de hastanede tedavi altına alındığını kaydetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Türkiye, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarına karşılık uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz ifadesiyle Ermenistan'ı kınadı. Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ermenistan ve Azerbaycan arasında çıkan çatışmalarda sivil ölümlerini kınayarak çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yaptı. Açıklamada Guterres'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la telefon görüşmesi yapacağı bilgisi de yer aldı.